Ay atma şunu ya. Ya ne olacak? Ay yeni geldik, dırıldanmaya başladın hemen. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede Zeynep? Ha Zeynep Çeşme'de uzay kampında kaldı. Biz şurada kalacak, sonra gelecek. Ha, ne güzel, hep beraber gelecektik. Bıraktın Çeşme'de. Böyle antin kuntin işler çıkarıyorsun. Haluk'cum, bunu defalarca kez konuştuk seninle. O kamp bizim çocuğumuz için iyi bir şey. Biz de anne babası olarak çocuğumuz için iyi olan şeyleri düşünmek zorundayız. Siz erken geldiniz, hani akşam gelecektiniz. Niye, gelmese miydin? Yok canım, olur mu öyle şey ya, ben ay o kadar özledim ki sizi, çok özledim. Ay biz de özledik Emineciğim, biz de özledik. Mutlu musun abicim? Ha, kavuştun evine, mutlu musun? Rahat mısın yani, rahatladın mı? Rahatladım. Hey. Bu tatil bittiği için çok rahatladım. Mis gibi tatil yaptık. Niye geriliyorsan bilemiyorum yani. Tatil nasıl geçti? Tatil lafını yasaklıyorum, kimse bir şey sormaz. Sen Haluk'a bakma Emine. O yine nedense böyle bir gergin, heyheyleri üstünde. Sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Sana birileri bir şey mi piçildedi? Yok. Ya kimsenin bir şey söylemesine gerek yok ki. Ben senin halinden, tavrından gayet gergin olduğunu ve bizden bir şey sakladığını anlayabiliyorum. Kim gergin? Ben mi gergin? Ben gergin veren değilim yani. Sizden de bir şey sakladığım yok. Bal gibi de saklıyorsun. Artık başına ne geldiyse bilemiyorum yani. Bak bak. Gözlerini kaçırıyorsun bizden, farkındayım yani. Yo, bakıyorum bak. Aha. Haluk. Kızlar siz kendi aranızda bir şey yapsanız da bir ben bir şey yapayım yani, hadi. Bak, özel bir şeyse gidelim, baş başa konuşalım istersen. Bana açıl. Ben senin en yakın arkadaşınım. Yani bana açılmayacak, kime açılacaksın abiciğim? Şöyle açıl rahatla. Ben biliyorsun ağzı sıkı adamımdır. Kimse duymaz, merak etme. Ne oldu? Ya yürü git hadi ya. Yok bir şey dedik. Uzatma. Mangal mı kokuyor? Yok, ben almadım. Komşulardan biri yapıyordur. Hiç tarası olanla olmayan bir olur mu oğlum? Baksana şu etlere. Nar gibi kızardı. Abi keşke yanında acıcık söğüş salata da olsaydı. Ayıp ettin. Emine! Şey bu. Mesaj. Benim telefonumun mesaj sesi. Ben böyle bizim Borazan Hüseyin'in sesini kaydettim de... O bana mesaj attığı zaman sesi geliyor. Ben gideyim de bakayım. Bir şey söyleyeceğim. Bakarsın mesaja. Şunlar kapıda kaldı ya. Bir odaya alıversin. Tabii tabii. Ay of, çok sıcak. Dur hayatım. Bayılacağım yani. Yani. Güzel karım, ben seni serinletirim hayatımın içi. Şöyle nasıl, nasıl gönül böyle? Çabuk 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 çabuk. Bu tarafa da. Gönül, nasıl çok şanslısın. Yani çok şanslısın. Tuna sana prensesmişsin gibi davranıyor. Prensesim zaten, öbürüm ne var ki? Ay dur. Saçımı bozuyorsun ama Tuna. Tamam, şöyle yapayım Gönül. Şöyle. Versene bana şunu. Şöyle yapayım ben istiyorsan, şöyle yapayım. Haluk. Sen de bana böyle prensesmişim gibi davransan. Delikanlı adam öyle mış gibi yapmaz. Ya sen bana bir su getirsene ya. Tamam. Buz gibi kana kana bir su içeyim ya. Hata bende. Ben senden imkansızı istiyorum. Ya bir bardak su getireceksin. 40 tane laf söyledi. Oh. Ay Meydan Hanım ya. Ben getiririm. Aa öyle yoldan geldiniz. Yorgun yorgun. Sağ ol. Emine de olmasa. İyi misin Gülün? İşte bak. Ha? Ya burnuma hakikaten böyle mangal kokusu geliyor ya. Haluk ya. Ay Haluk ya. Gelmiyor mu size? Emine. Bize cacık ve salata. Haluk Bey birazdan sizi etlerin yanına cacık yapacak zaten. Benim yapmama gerek yok. Nasıl yani? Şöyle anlatayım Esmer güzeli Hüseyin. Biraz önce Meltem Hanımlar eve giriş yaptılar. Ne? Ya. Akşam gelmeyecekler mi? Ne bileyim ben. Ne bileyim, bilmiyorum ki. Haluk Bey böyle burnundan soluyor. Erkenden geldiler işte. Abi, Haluk abi bizi çiğ çiğ yiyecek. Bana bak Şükrü.
Hemen terası eski haline getirelim. Afiyet ayarlarına getirmek bizim işimiz abi. Bana bak şu bugün. Teras sen de mutfak, ben de çabuk. Çıkarsana şunları ya. Ya bu Emine suyu Kaz Dağları'ndan mı getiriyor? Getirir şimdi Haluk. Emine! Tuna. Biraz da ensemi. Ay. Biz sizi geç bekliyorduk, erken geldiniz. Haluk bizi sabahın köründe kaldırdı. Bir de arabayı o kadar hızlı kullandık artık, ne acelesi varsa. Ya bir an önce evime gelmek istedim. Hayır, niye bir an önce eve gelmek istedin onu anlamadım yani. Gülül, bence hiç boşuna uğraşma hayatım. Yani kusura bakmayın yani. Yani bana anlatmıyorsa, yani size anlatmamasını geçtim. Bana anlatmıyorsa bence yılın en büyük skandalı var ortada. Ya düşünsenize Haluk'la beni ya. Biz sushi ile wasabi gibiyiz onunla. Ne bileyim kitapla kahve gibiyiz. Yani cırcır böceğiyle yaz gibiyiz biz onunla. Ne diyorsun lan sen? Metafor yapıyorum abicim. Dostluğumuzu anlatıyorum. İşte ne var bunda? Düşünsene sen sushi ol, mesela ben wasabi olayım. Sushi wasabi'yi anlatmaz mı derdini? Ya da kahve kitabı anlatmaz mı? Düşünsene cırcır böceğini abicim. Yazın ortası cırcır böceği ötmüyor. Olur mu böyle bir şey ya? Hasbinallah ya. Ya iyi oldu Haluk'la arkadaşlığını anlatman. Hiç bilmiyorduk biz çünkü Tuna. Öyle gibi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi konu değişmesin. Yani ne olursa olsun bir insanın derdini, sıkıntısını eşiyle paylaşmaması olamaz. Anlatması lazım bana yani. Ya ben şimdi merak ettim yani ne oldu ki tatilde? Ya yok bir şey. Emine sen et mi pişiriyorsun mutfakta? Yo. Bayağı böyle burnuma et kokusu geliyor. Canınız çektiyse ben gidip yapayım hemen. Ay yok canım yok. Yolda gelirken yedik dokuz. Ya Meltem ya. Ha? Ben bir bardak daha su istiyorum. Ne olur böyle bana büyük bardak daha. Böyle içim yanmış ya. Böyle bakma bana. Ay ay. Aa, ne ayıp. Ben gidip getireyim. Sağ ol Emine. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halimiz.